Yıl 1974 Türkiye Kıbrıs'taki katliama dur dedi adaya asker çıkardı. Harekattan önce başkent Lefkoşe ortasından ikiye bölünmüştü. Magosa ve kırsal alanlardaki Türkler tam anlamıyla kuşatma ve tecrit altında yaşıyorlardı. Seyahat edemiyorlardı, ticaret ve üretim Rumların kontrolündeydi. Büyük yoksulluk ve yokluk içindeydiler. Baskınlar, suikastler, adam kaçırmalar, dayak, şiddet, işkence adi vaka sayılıyordu. Batılı devletler 300 yıllık Osmanlı idaresinin ardından Kıbrıs'ın bir Rum adası olması için büyük gayret gösterdiler. Amerikan Başkanı Roosevelt bu adayı elinde bulunduran gücün Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanları kontrol edeceğini söylemişti. Yıllar sonra bir başka Amerikan Başkanı Bush, Orta Doğu'nun anahtarı Kıbrıs'tadır demişti. Avrupa Birliği belgelerinde tek bir cumhuriyetin adı geçmekteydi. Kıbrıs Cumhuriyeti. Adayı Rumlar temsil edecekti. Adanın yarısı Avrupa Birliği hukuku ihlal edilerek Avrupa Birliği'ne alındı ve bir bütün olarak kabul edildi. Sınırlar arasında belgeselini yaparken çeşitli ülkelerin en üst düzey yetkililerine hep aynı soruyu sordum. Ve aynı sessizlikle karşılaştım. Avrupa Birliği yasalarına göre, problemli ülkeler birliğe kabul edilemez. Ama Kıbrıs'ta bu böyle olmadı. Sorunları olan iki toplumlu bir adanın bir tarafı birliğe kabul edildi, bu Avrupa Birliği yasalarının ihlali anlamı taşımıyor mu? Hep bu soruyu soruyordum röportajlarda ve karşımdaki üst düzey yetkililer, evet, hmm, evet doğru, sorunlar var diye laf geveliyorlardı ve konuşma bitiyordu. İç sorunu yaratan kendileriydi. İç sorun yaratmak için ellerinden geleni yaptılar. Bunu yapan Karen Fogları De Sotoları, anlamları nasıl unuturuz? Yakın tarih Kıbrıs'ta nasıl bir kumpas kurulduğunun örnekleriyle dolu. 1960'ta tarihin ilk bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Kurulduktan sadece 3 yıl sonra Cumhurbaşkanı Makarios Türkleri azınlık durumuna düşüren teklifi hazırladı. Arkasında bütün bir batı dünyası vardı. Kendi devletinin anayasa mahkemesinin yok sayarak Türklerin alınmadığı bir parlamento oturumunda teklifi onaylattı Makaryos ve Birleşmiş Milletler Rum yönetimini ödüllendirdi. Kıbrıs'ın meşru hükümeti olarak tanıdığını açıkladı. Türklere ölümlerden ölüm beğen politikası 1974'e kadar sürdü. Defalarca kıyım yapıldı. Türkiye adadaki katliama 74'te müdahale etti. Ve Rauf Denktaş sık sık şu cümleyi tekrarladı. Batı barış harekatını affetmedi. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nı unutmadığı gibi. 15 Kasım 1983'te yani 1974'ten 9 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu devlete ayrılıkçı bir hareket olarak tanımladı. 1990'da Kıbrıs Rum Yönetimi Kıbrıs adına Avrupa Birliği'ne üyelik için başvurdu ve işlemler derhal başlatıldı. 1994'te Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği Adalet Divanı'na başvurdu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ambargo kararı aldırdı. Tabi bütün bunları danışarak yapıyordu Avrupa Birliği'nin üst düzeyiyle. Bir yıl sonra 1995'te Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi korkunç bir ekonomik tıkanmaya götürecek olan Gümrük Birliği protokolünü onayladı ve akabinde Kıbrıs konusunda oy birliğiyle bir karar aldı. Neydi o karar? Türk hükümeti işgal altında tuttuğu Kıbrıs topraklarından çekilmelidir kararı. Avrupa Birliği Türkiye'den adanın askersizleştirilmesini isteyen kararlar çıkardı. Her yıl bir karar çıkardı. Ada askersizleştirilmeli, Türkiye adadan askerini çekmeli kararlar bu şekildeydi. Aynı anda Kıbrıs Rum kesimini sürekli silahlandırdı. Yunanistan'a Ege'deki Türk adalarına el koyması için güç verdi ve Türkiye yönetenler tüm bunları hoş gördü. Çünkü önlerinde sallanan bir havuç vardı. Avrupa Birliği üyeliği bunca haksızlık itilip kakılmayı hoş gören hatta Avrupa baronlarını haklı çıkaran bir yönetim vardı. Amerikan Milli Güvenlik Konseyi eski üyelerinden Profesör Joseph Nye'in adını anmak istiyorum burada. Havuç ve sopa diplomasisini literatüre sokan adamdır. Hedef ülkenin önüne bir amaç konacaktır. Bu bir cazibe merkezi yaratma oyunudur. Hedef devleti hipnotize etme oyunudur. Kıbrıs politikamız bu bayat havuç yüzünden zora girmiştir. Batı kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa o yönde hareket eder ve içeride devşirdiği adamlarla hedefine ilerler. Oyun bu. Kıbrıs barış harekatı gibi hesapta olmayan durumlarla karşılaşırlarsa ekonomik sosyal kaoslar tezgahlarlar, ambargolar koyarlar, sahneye asalayı PKK'yı çıkarırlar. Hedef ülkede kendisi için çalışan devşirme siyasetçilerle ve devşirme aydınlarla bir halkı zehirlerler. Kıbrıs Barış Harekatı silahlı kuvvetlerin en büyük stratejik başarısıdır. 15 Kasım 1983 tarihinde KKTC devleti de kurulmuştur. Ama Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ambargo altındadır. Sivil toplum adı altında çeşitli istihbarat örgütlerinin halkı yıpratma çalışmaları yıllardır sürmektedir. Türkiye ve Kıbrıs'taki ihanet odaklarıyla yaptığımız röportajlarda kendi ağızlarıyla yaptıklarını açıkça ifade etmişlerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası, Avrupa Birliği ve Amerika yöneten küresel baronlara teslim olmayan yönetimlerce mümkün olacaktır. Aynı çıkarları paylaştığımız ülkelerle işbirliklerimizi geliştirmemize ve dengeli politik duruşu sergilememize bağlıdır. Şirazesi sürekli kayan bir Türkiye, silahlı kuvvetlerin sahadaki kazançlarını masalarda kaybetmeye devam edeceklerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dağılmaya yüz tutmuş Avrupa Birliği aşkına feda edilemez. Hangi Avrupa sorusunu sormayı unutmayın lütfen.